Hayırlı günler diliyorum bayanlar. Şöyle size yapımı çok pratik, çok sevebileceğiniz, büyükten küçüğe ailecek yiyebileceğiniz ve yapımı çok pratik 10-15 dakikada hazırlayabileceğiniz, sofranın ortasına kendi ailecek yiyebileceğiniz, misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok pratik bir tarif vereceğim. Tortelloni adı olarak geçiyor. 3 çeşit peynirli, 3 renk peynirli diyeyim daha doğrusu. Aslında bildiğiniz mantıya benziyor ama ondan bir tık daha farklı tadı, daha güzel, daha lezzetli diyebilirim. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Biz çok severek, beğenerek yiyoruz. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Hemen arkasından tarifine geçeyim. Umarım beğenirsiniz. Bayanlar, normalde yemeğim var, çorbam da var, yemeğim de var. Hani pilavım da var ama kızım ısrarla anne yapalım, bunu da yapalım. Çok seviyor çünkü. Biz bunu ailecek çok seviyoruz. Böyle 3 renk peynirli tortelloni, kapım çalıyor. Misafirim geldi herhalde. Allah'a çok şükür benim kapım hiçbir ses olmaz. Dur annem. Kapımıza Arkadaşlar bakalım. Evet bayanlar, şöyle 3 renkli. Al hadi bir tanesini vereyim. Normal bildiğiniz mantıdan farkı yok aslında. Suyun içerisinde haşlayacağım. Daha sonra yoğurt, sarımsak ekleyeceğim. Üzerine tereyağı kızdıracağım. Şöyle tencereme ilave ediyorum. arkadaşlar anneme bir sürü hediye geldi, değil mi anne? Evet annem, onu sonra konuşuruz. Şimdi tarifimizi yapalım. Şöyle sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Yoğurdum hazır. Hemen pişmek üzere zaten. Şimdi süzeceğim, tabağıma alacağım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra da yoğurdumu ilave edeceğim. Üzerine tereyağını atacağım. Böyle kızdırıp pul biberiyle dökeceğim. Klasik. Böyle haşladım, süzdüm, tabağımın içerisine aldım. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdumu dökeceğim. Rengarenk. Değil mi anne? Şimdi ben dökebilir Dur miyim? az annem ama. Tamam, kendi tarafından dök. O şekilde değil ama, elini bir tarafında değil. Bak, tek taraflı dökebilirsin. Elini bir çeker misin annem biraz? Karıştırabilir miyim? Evet, karıştırabilirsin. Bu görev senin olabilir. Ama o şekilde değil bak annem. Böyle 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 çorba karıştırır gibi değil. Şöyle yavaş ya. Şimdi üzerine kızarmış olduğum tereyağını ilave edeceğim. Evet, yoğurdunu da ilave ettikten sonra şöyle tereyağımızı da şöyle aşırı derecede yakmak da istemiyorum. O zaman da çocuklar yemek istemiyorlar. Pul biber az olmuş. Biraz pul biber ilave edeceğim.